Yani 3 oyuncuyla hem oyunu değiştirdiniz hem de oyuncuları değiştirip oyunu katkı Bir de hocam sağladınız. Oyuna hakim oldunuz. Fernando Santos'un bir turnuva teknik adamı olması bu tür organizasyonlarda çok ciddi işe yarıyor. Yani hocanın böyle tek maçlar üzerinden çok başarılı sonuçlar aldığını hep biliyoruz. Portekiz milli takımı da bunu hep başardı zaten. Hani turnuva düzeyindeki organizasyonları, tek maç, hedef maçları hep iyi oynar Fernando Santos. Burada bence teknik adam becerisinin de mutlaka öne çıkar diye düşünüyorum. Tabii yani işte elinizdeki potansiyeli çok iyi bilmeniz lazım. Hoca da onlara şans verdi ilk devre. Ama ondan o verimi alamadı. Verimi alamayınca da mecburen o üçlüyü değiştirip çizgiye çok iyi bastılar. Çizgiye çıkınca hareketlilik geldi. Bundan sonrası yarı finaller ciddi. Bakalım kimler eşleşecek Farklı bir pazartesi. Beşiktaş, değişen bir Yani Beşiktaş. şey var ya tabiri caizse babalar kaldı hepsi. Şimdi Hepsi devam ediyor. kurada bir Dört Trabzonspor gerçeği baba var var. bakalım ne olacak burada. Evet, bir Trabzonspor gerçeğimiz var kurada. Trabzonspor seri başı değil. Şimdi orada kimsenin tabii ki istemeyeceği bir rakip Trabzonspor. Ya. Orada bir eşleşme olursa Yapacak bir şey bir keyif yerde oynayacaksın. Mecbursun katlanacak. Tabii oynayacaksın. ki. Ama ben şunu istiyorum. Ben her zaman bu arada kupalarda böyle alt ligden gelen takımların bir hikaye yazmasını isterim ama bu sezon düşüncem şöyle, daha farklı. Hani yıllardır yaşayamadığımız için 4 büyük takımın yarı finalde olduğu bir Türkiye Kupası'nı ben açıkçası istiyorum. Bunu düşünüyorum. Yani çünkü uzun süredir böyle bir şey hiç yaşamadık. Finale kalacak nasıl olsa. Ya mutlaka İki tabii ki tane büyük takım finalde uzun olacak. süredir iki büyük takımın finalini de çok fazla izleyemiyoruz. Yaşayamadık. Yani hep kupaları anlamlı kılan hep böyle hikayelerdir ama ben bu sezon 4 büyük takımın yarı finale kalmasını istiyorum. O yüzden de umarım Trabzonspor bir büyük takımla eşleşmez. Az sonra Ernest Muçi'nin geliş görüntüleri A-Spor ekranlarında olacak. Sevgili seyirciler, bu bilgiyi sizinle paylaşalım. Beşiktaş'ın yeni transferi ilerleyen dakikalarda İstanbul'da olacak. Siyah beyazların kupa performansına dair de konuşuyoruz. Hocam hep konuşulan, tartışılan konulardan biriydi. Hocalar değişiyor. Rebiç neden 11 oynamıyor? Herhalde Rebiç'e hoca dün bir şans verdi. 45'te oyundan alması da bir sonraki maçlarda onu yine 11'de göremeyeceğimiz anlamına çok büyük ihtimalle geliyor Öyle bence. gözüküyor. Ne dersiniz? Çok geri gitmiş yani. Hiç oyunda yok. Top geldiği zaman oynuyor. Yani ne ikili mücadeleye giriyor, ne driptinge giriyor. Yani yok, yok bir şey size sunmuyor. Ona vereceğiniz bu kadar şansı alttan bir oyuncu çıkarırsınız hiç olmazsa daha farklı var. Gitmiş, iyice kopmuş yani. Dört büyük takım için soruyorum. Almaz kimse. Ya kimse zaten almaz da. Herhalde Beşiktaş'ın yaz transfer dönemi kadar kötü ve isabet oranı düşük bir transfer dönemi bu dört takımdan hiçbiri geçirmemiş olabilir Yani yakın dönemde. orada Kimi yakın sayıyoruz? Trabzon'da Kimi işte. sayıyoruz şu Yakın. anda Beşiktaş için mesela hani bu sezon başında gelen oyuncular arasından yeni sezonda kalabilecek olan kimi Raşitsa dışında Zainettin o belki o mavi kart uygulaması devam edeceği için yeni sezonda sözleşme Kolin süresince olur. kalabilir. Kolej'den emin değilim ben. Yani Ben de. çok fazla sayamıyoruz yani çok ciddi ve 17-18 milyon euro civarında bir bonservis harcamasından da bahsediyoruz bu arada. Hani onu da söyledim. Çok ciddi bir harcama ve sonuç bu. Dediği gibi Kerem'in hani Zor. son zamanlarda bu kadar başarısızı var mı? Belki Fenerbahçe'nin Ali Koç'ta ilk sezonu vardı ya Kokoru'nun Evet. Zaman baştan zaman gücü. O yaşandı. olabilir. O olabilir belki. Onun dışında hiç zannetmiyorum yani. Yani şu anda iki tane büyük takımız sezon başında yapılan transferlerden fayda sağlayamadılar. Yani Beşiktaş ve Trabzonspor. Bunlar da yeni sezona yani şimdi Beşiktaş iki ana mevkiyi kapatmaya çalışıyor ki doğru hamleler. Buradan reaksiyonu Trabzonspor'dan bekleyeceğiz bakalım yeni sezonu. Çünkü onlar da çok büyük değişikliğe gidecekler. Bir kere stoper yani müdafaa hatları hemen hemen yani komple İkisinin değişecek de gibi sanki gözüküyor. komple Öyle değişebilir gibi duruyor. gözüküyor. Ya şimdi Beşiktaş'ın bir tane stoperi geldi. Yeni sezonda bir sağ bek gelecektir Mutlaka kesin. aldılar. Bir ikinci stoper gelecektir. Şart zaten. Sol bek Masuaku'nun Masuaku'nun durumunu arkasında var bilmiyoruz şu zaten. O anda. genç çocuğu bırakmazlar diye düşünüyorum. Dün Emrecan'ı oynayanı. mı? Emrecan'ı. Emrecan yani bırakmazlar diye düşünüyorum onu. Masuaku ve Emrecan gibi götürür. Fazla da Beşiktaş işte sol tarafa belki alırlar. Ama hocam doğru oyuncu modeli Doğru tabii. ya siz işte Muçi gibi geleceği parlak bir
oyuncuya yatırım yapacaksınız. Ya da Al-Musrati gibi hemen direkt gelecek, istikrarlı, devamlılığı olan, size garanti performans verebilecek bir oyuncu seçeceksiniz. Bu da çok önemli. Mecbursunuz yeni sezonda, şimdi siz şu anda şöyle çıkıyoruz. Hata yapma şansı yok Beşiktaş'ın bu saatten sonra. İki tane rakibiniz sizin, iki rakibiniz, ezeli rakibiniz almış götürmüşler. Futbolcu kaliteleri açısından. Bunlara yakın bir kadro mu kuracaksınız? Oraya yakın, çünkü seni sizden istenilen ne isteyecekler? Beşiktaş yarışmaya kalkarsa eğer transferde ezeli rakipleri ne çok büyük bir hata yapar. Ne tarzda kuracağınız önemli. Yani yarışa şimdi, girmemesi gerekiyor. Artı Trabzonspor da aynı şekilde. O tarzda mı kuracaksınız? Yoksa daha farklı, işte böyle hiç bilinmeyen oyuncuları getirip o yarışın içinde mi olacaksınız? Ya hocam, burada sırf yani sadece bilinmeyen oyuncularla takım kurmak da doğru değil. Yok, genel değil. Bir kaç tane atacaksın içine. Tabii siz mesela 10 transfer mi yapıyorsunuz? Sırf Muçi profilinde oyuncu olmaz. Mutlaka ve mutlaka orada bir sentez, bir karışım yapmanız biz gerekiyor. Biz de öyle. Yani bir yerde genç, geleceği parlak oyuncu alacaksınız. Bir yerde tecrübeli, yıldız oyuncu transfer edeceksiniz. Hani bunun ayarının, dengesinin çok iyi sağlanması şeyin gerekiyor. Şeyin yaptığı gibi, Real Madrid'in yaptığı gibi. Ya bu denge sağlanmalı sadece yani. Bu ya önemli farklı burada. Farklı takımlar örnek aynen vermek istersen. Siz bir yandan günü kurtaracaksınız, bir yandan geleceğinizi inşa biz de, edeceksiniz. Biz de en başta günü kurtarmaya gideceğiz. Evet, yani geleceği inşası önemli. Mesela şu anki yapılan transferler Beşiktaş adına beni umutlandırıyor. Yani Muçi hamlesi ve ardından Al-Musrati hamlesi iki şeyi gösteriyor bana. Bir, yönetim demek ki scout sistemini iyi çalıştırıyor. Bu bir. İkincisi, Al-Musrati transferi bana şunu gösteriyor. Demek ki yönetimin içinde ikna kabiliyeti yüksek isimler var. İlişki ağı geniş, başkandan başlayarak isimler var demek ki. Yani kolay transferler değil bu iki transferde. Çok farklı iki profilde oyuncu aldı Beşiktaş. İki farklı profilde oyuncu getiriyor. Ben bu anlamdaki planlamayı yeni sezon öncesi umut olarak görüyorum Beşiktaş adına. Ya tabii, sadece onlarla değil, mesela onların oynamadığı maçlarda arkasında kimler var? Bu tabii takımı, mesela biraz Galatasaray'dan bahsettiğimizde ne dedik? Herkes diyor ki Galatasaray'ın geniş kadrosu falan var. Şöyle bir bakın. Sezondaki, şu ana kadar sezondakileri 15 kişiyle, 16 kişiyle götürüyor. Değil mi? Evet. O çok geniş kadro denilen. Bunu da çok başarıyla götürdüler. Yani çok fazla sakatlık vermediler. Kart cezası vesaire vesaire. Şimdi bu tarafta da siz kuracağınız kadronun tabii özellikli ve nitelikli olması gerekecek. Mesela Trabzonspor'dan bahsedersek müdafaa, orta saha, forvet attı. Yani şu algıya düşerse eğer Beşiktaş ve Trabzonspor, özellikle Beşiktaş, az önce söyledim ya hocam. Benim kadrom Fenerbahçe ve Galatasaray'la yarışmalı isim anlamında. Çok ciddi bir hata olur. Neden? Bir, zaten şu anda iki takım belirli bir iskelete sahipler. Ekonomik anlamda, limit anlamında Beşiktaş'ın iki kulüpte önünde. Biri şampiyon olacak, belki Şampiyonlar Ligi'ne gidecek, oradan bir gelir elde edecek. Olgun topçu alacaklar ama. Almalılar mutlaka. Ama sırf isim alalım biz diye yola çıkarlarsa çok büyük bir yanılgıya düşerler.